أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فضال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون صدق الله العظيم. Muhterem kardeşlerim, bugünkü dersimizde Hadid suresi 16 ve 17. ayetin mealiyle beraber açıklamasını yapacağız. Yüce Rabbimiz aklımızı, fikrimizi, duygularımızı ve kalbimizi kendi bütünlüğünden, kendi varlığından ayırmasın. اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا O müminler için vakit gelmedi mi? O müminler için zamanı gelmedi mi? Neyin? اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ Kalplerinin titreme zamanı gelmedi mi? Kalplerinin huşuğa erme, kendinden geçme zamanı gelmedi mi? Neyle beraber? لِذِكْلِلّٰهِ Allah'ı zikrederek. Yani müminler Allah'ı zikrederek kalplerinin titreme, ürperme, haşyete erme, kendinden geçme zamanı gelmedi mi? Cenab-ı Hak müminlere, Resul-i Ekrem Efendimiz aracılığıyla müminlere hatırlatıyor. Ne diyor? Ey Muhammed, o müminlerin Allah'ı tesbih ederek, Allah'ı zikrederek, Allah'ı anarak kalplerinin ürperme, titreme zamanı gelmedi mi? Başka? وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ O Kur'an ki Allah kelamıdır ve Allah'tan gelen hak kitaptır. Kur'an'ın emirlerine uyma zamanı gelmedi mi? Kur'an'daki emri yerine getirirken nahyilerinden de kaçınma zamanı gelmedi mi? Müminler neyi bekliyorlar? Ne haldeler, neyi düşünüyorlar? Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimizi öylesine anacağız ki kalbimiz haşyetullah, Allah'ın haşyetinden, Allah'ın hem korkusundan titreyecek hem de muhabbetinden, aşkından, sevgisinden titreyecek, ürperecek, haşyete girecek, kendinden geçecek. Yüce Rabbimiz müminlerden bunu istiyor. Yani bir yandan Allah Celle Celaluhu'nun isimlerini anarken aklında ve fikrinde dünya iştiyakı olmayacak. Bir yandan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim derken diğer yandan duvardaki resimleri saymayacaksın. Aklındaki hayalleri güncelleştirmeyeceksin. Düşlerini ve dünyanı bir tarafa bırakacaksın. Öylesine Allah Celle Celaluhu ile bütünleşeceksin ki kalbin ürperecek, kalbin titreyecek, kalbin kendinden geçecek. Peki kalbin kendinden geçerken aklın kendinden geçecek. Duyguların yok olup ilahi vahyin derinliğinde kaybolacak. Düşlerinde Allah Celle Celaluhu olacak. Baktığın her yerde ilahi vahyin, ilahi varidatın ta kendisini müşahede edeceksin, göreceksin. Yani Rabbimiz diyor ki, ey Muhammed, müminlerin Allah'ı zikrederken huşudan dolayı, inşikaktan dolayı, sevgiden ve muhabbetten dolayı kendilerinden geçme zamanı gelmedi mi? Kur'an okurken Kur'an'ın emrü nehyine ram olma zamanı gelmedi mi? Kur'an'dan uzak mı yaşayacaklar? Kur'an okuduktan sonra Kur'an'ın içselliğini, emrü nehyi ve derinliğini ne yapacaklar? Yaşamayacaklar mı? Kardeşlerim, Kur'an müminin yaşam tarzını yönlendirir. Kur'an müminin hayat mehengidir. Hayat ölçüsüdür, hayat tartısıdır. Elimize aldığımız bir sarı akçeyi
Ne yaparız? Kendi başımıza onun ne altın mı gümüş mü olduğunu anlayamayız. Onu ne yaparız? Götürürüz bir kuyumcuya. Deriz ki kuyumcu bey şuna bir bakar mısın? O da mehenk taşına vurur. Der ki ya bu tamamen altındır veyahut da bir sarı parçasıdır, değersizdir veya 12 kırat altındır veya da şu kadar değerde bir altındır veyahut da sarıya boyanmış bir demirdir diye bize mehenk taşına vurduktan sonra bir cevap verir. Kardeşlerim, mümin ve muvahhidin mehenk taşı Kur'an'dır. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, ey Muhammed, o müminler Kur'an'ı okuyorlar ama nasıl okuyorlar? Var mı gönüllerinde bir ürperti? Var mı gönüllerinde bir efendim titreşim? Kendinden geçme var mı? Allah ile yani Kur'an'ı vahyeden, ilahi vahyin kendisi olan Allah ile bütünleşmek var mı? Mümin ne yapıyor? Bir yandan Bismillahirrahmanirrahim diye tesbih çekirken diğer yanda yanındakine de konuşuyor. Veyahut eşyalara bakıyor. Şunu kim aldı? Elinde tesbih. Ağlar Baba Hazretleri'nin buyurduğu gibi eline almış tesbihi zannedersin yer şahı. Zannedersen her şey ona ait. Gören de diyor ki tesbih çekiyor. Kardeşim Allah diyorsan kalbin yanacak. Allah diyorsan kendinden geçeceksin. Allah diyorsan gönlün itminana erecek. Allah diyorsan gönlünde sekinet vuku bulacak. Allah diyorsan Allah ile olacaksın. Allah ile olacaksın. Ruhunda, kalbinde, duygularında Allah ile olacaksın. Kalbin Allah Hüdaya Celle Celaluhu'nun muhabbetinden titreşime gelecek, kendinden geçecek, kanında, damarında, ruhunda Allah Celle Celaluhu olacak, o dolaşacak. Hücrende, denaanda Allah Celle Celaluhu olacak, o dolaşacak, o yaşayacak. Baktığın her yerde onu göreceksin, onu sezinleyeceksin. Allah'ın bu hazretleri ne kadar güzel buyuruyor. Her eşyada zatın bakı görünmesin sebep nedir? Oh! Cenab-ı Hak ve Celle hazretlerinin bizatihi kendisi cevheri hakikat olarak her eşyada, her zerrede var. Baktığın her yerde Allah Celle Celaluhu sezinlemiyorsan, sezinleyemiyorsan, kalbinde haşyet yoktu ondan, kalbin depreşmiyor, titreşmiyor, kalbin ürpermiyor, kalbinde itminan yok ki baktığın her yerde, her eşyada, her zerrede Allah Celle Celaluhu'nu göresin. Zaten Cenab-ı Hakk'ı görmek için hayreti billahta olmak gerekir. Hayreti billahta olan müminin de kalbinde ürperti olur, titreşim olur, bir depreşme olur. Damar kemikleri bir başkalaşır. Vücudu başka bir hale, yani halden hale erer. İnsanların ona bakış açısı hiç umurunda değildir. İnsanlar ona ne derse desinler, o insanların dedikodusuyla ilgilenmez. O gönül duygularına bakar. Çünkü onun gönlü volkan olmuştur. Allah ile olmuştur. Allah Celle Celaluhu düşündüğünden dolayı kalbinde bir haşyet meydana gelmiştir. Ey Habibim Muhammed, söyle müminlere, benden inen hak Kur'an'a ne zaman uyacaklar, nasıl uyacaklar? Evet kardeşim, Allah Baba Hazretleri buyuruyor ki, nasıl söyler kendi tutmaz, aldandınız ey hocalar. Herkes bir şey anlatır ama kimse Kur'an'ı yaşamaz. Kimse Kur'an'ı yaşamıyor, yaşayamıyor. Kur'an'ı yaşayan kendinden geçer. Kur'an'ı yaşayan hayat başkalaşımı geçirir. Kur'an'ı yaşayan halden hale döner. Allah Rabbi Hazretlerinin buyurduğu gibi tesbihi almış eline, zannedersin yer şahı. Aman 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 aman. Elinde tesbih, bir yandan Allah diyor. Bir yandan eşyayı seyrediyor. Dünya güzelliğine dalmış. Dünya cazibesine dalmış. Dünyanın varlığına kanmış. Kendi kendini kandırıyor. Veyahut da müminleri kandırıyor. Kardeşlerim, müminleri.
Buna dikkat edelim. Başka? وَلَا يَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلٍ Ey Habibim Muhammed! O müminlere hatırlat ki, söyle ki, sakın kendilerinden önce kitap verilenler gibi olmasınlar. Yani Musa Aleyhisselam'a Tevrat ve İncil'in İsa Aleyhisselam'a verildiği gibi o kavmin ilk önce bir heyecanı vardı ama sonra ne oldu onlar muhterem kardeşlerim? فَبَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَرِ Üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra yani 500'ül 1000 yıl geçtikten sonra ne oldu? فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ Onların kalbi katılaştı. Kalplerinden merhamet duygusu izale oldu. İnsanlara, topluma bakış açıları değişti. Kat'i kat'iyle beraber Allah'ı anamaz, Allah'ı zikredemez oldular. İnandıkları bir olan Allah'a secde edemez oldular. Kendilerini kandırdılar. Muhterem kardeşim, kalbin katılaşmasın. Eğer bir kalpte iman hakikati yoksa, bir kalpte itminan yoksa, Allah dediği zaman kalpte titreşim yoksa, başkalaşım yoksa, kendinden geçmiyor ve geçemiyorsa, işte o insanın da daha önceki ümmetler gibi kalbinin katılaşmasından başka ne beklersin o insanla? Ne beklersin? Ayet-i Celle Estağfurullah billah tekrar ediyorum. وَلَا يَكُونُ كَلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Ey Habibim Muhammed, senin ümmetin kendilerine kitap verilenler gibi olmasın ki min kabl. Biz daha önce onlara kitap vermiştik. Tevrat'ı göndermiştik, Zebur'u göndermiştik, İncil'i göndermiştik. Fakat onlar gönderdiğimiz kitapların içindeki detayı unuttular. Kalpleri katılaştı, başkalaşamadılar. İnsani duyguları hayvani duygulara dönüştürdüler. Merhamet izale olduğu gibi Allah sevgisi kalplerinde kalmadı. Kalpleri tamamen kas katı kesildi. Taş kesildi. Vurdum duymaz kesildi. Bak sen anlatıyorsun onlar anlamıyorlar. Başka? Fakasat kulubuhum kalpleri katılaştı. Ve kethirun minhum fasikun onların büyük bir çoğu fasık oldular. İnkar ettiler, münkir oldular. Bir kısmı yani çok azı hariç büyük bir çoğunluğu kesiyor o büyük bir çoğunluğu ne oldular? Fasıklardan oldular. Kalpleri katılaştığından dolayı merhamet duyguları izale edildi gitti. Rahim Allah, Allah merhameti yok oldu. Allah Celle Celaluhu'yu gerçek manada anlamadıklarından dolayı kalplerinde şeytan aleyhillâne mekan kurdu. Evet kardeşlerim, eğer mümin isek Kur'an'ın sautine değil yalnız, sesine değil yalnız, Kur'an'ın manasına da önem vereceğiz. Kur'an'ın mana derinliğinde kaybolacağız. Kur'an'la bütün olacağız. Özümüz, ruhumuz ve bedenimiz Kur'an'la bütün olacak. Ve lizikrillah, Allah'ı anarken kalbimiz titreyecek, kalbimiz başkalaşım geçirecek, kalbimiz ürperecek, kalbimiz itminana erecek, kalbimiz Allah ile olacak. Bunun ötesi yok. Estağfirullah. İ'lemû ennallâhu yuhyil erra ba'da mevtiyâ. Ey insanlar, ey müminler şunu unutmayınız ki, biliniz ki Allah kışın bütün kainatı nasıl öldürüyorsa baharın gelmesiyle de kainata yeniden nasıl hayat veriyor? Onu görüyorsunuz değil mi diyor. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ İşte biz size gözlerinizin önüne serdiğimiz ayetlerimizi, gözlerinizin önüne serdiğimiz ayetlerimizi, alametlerimizi, belirtimizi, yani bizi ispat eden belirtilerimizi size misal veririz ki akıl edesiniz, akıllı olup da Kur'an'a ram olasınız, Allah'ı tesbih edesiniz. Yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi en güzel kabulüyle makbul buyursun. Geçmişlerimize
rahmet eylesin. El-Fatiha.